Figürcünün seyir defterinin yepyeni yeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet, incelemesi bir hayli gecikmiş, yaklaşık 4 sene kadar gecikmiş bir heykelle karşınızdayım bugün. SciShow'un Red Sun Batman heykeliyle. Gerçekten 4 yıla yakın gibi bir süre olmuş ben bunu alalı. Bununla ilgili bir açılış videosu çekmiştim. Hatta komik bir videoydu o. İstemek isteyenler için aşağıya bırakıyorum. Ama böyle detaylıca bir inceleme şansımız olmamıştı. Bugün bu heykeli inceleyeceğiz sizinle birlikte ki birçok videomda arkamda görmüşsünüzdür zaten. Evet, SciShow'un 1000 adet limitli heykelinden 651. galiba. Çok büyük sıkıyordu olabilirim. 1000 taneden 651. 1000 taneden o civar bir limitli heykel bu arkadaşlar. Nereden geliyor? Gördüğünüz gibi Mark Miller ve Dave Johnson'ın işbirliğinde Superman'in bence en keyifli hikayelerinden birisi olan Red Sun Superman'den geliyor. Çok kısa bahsedeyim. Spoiler da vermeyeyim. Belki okumak isteyenler olabilir. Superman dünyaya, Amerika'ya değil de Sovyetler Birliği'ne düşüyor. Ve ondan sonra olaylar gelişiyor. Tabii ki Batman'imiz de olaylara müdahil olmak için oraya doğru gidiyor vesaire vesaire, alıp okuyabilirsiniz. Son derece keyifli bir çizgi roman. Birazdan incelemede detayları göreceksiniz zaten. Bu arada ben bunu İngiltere'de eBay'den almıştım ve oradan buraya gerçekten hiçbir problem olmadan gelmişti. Eski günler, gümrüğün gümrük olduğu zamanlar. Evet, şimdi geçelim 1.4 ölçekli Red Sun Batman heykelinin incelemesine. Evet, base ile başlayalım. Şöyle göstereyim altından. Şöyle çok tatlı bir alt bölüm var. Orada zaten seri de yazıyor. Kaç yazıyor? Evet. 612'ymiş. Doğru hatırlıyormuşum. 1000'de 612. heykel bu arkadaşlar. Şöyle çok müthiş bir base var. Base'in kırık parçası Superman'in S'si aslında ama burada orak ve çekiç var. Detaylar gerçekten çok keyifli. Base'in dokusu da şahane duruyor. Böyle beton kırılmış, parçalanmış bir yapı. Tabii ki Sovyetler Birliği'nden bahsederken böyle bu şeyleri görmek, bu tarz motifleri görmek olası. Üzerindeki detaylar, doku çalışması ve boya işçiliği şahane olmuş. Beğendiğim base'lerden bir tanesidir ki ben base seçerim arkadaşlar. Bazı base'leri daha çok severim. Bu da onlardan bir tanesi. Evet, direkt base'e baktık ama ondan sonra da body geliyor. Şöyle ben body'yi oturtayım, üstünü anlatayım istersen abi. Elime bir şey olmadan oturtamadım. Oturttum. Şöyle. Gördüğünüz gibi çok güzel bir terzi işçiliği yapmışlar ve Batman'i o Sovyet tarzı kıyafetin içine oturtmuşlar. Böyle karışık materyalli heykellere ben bayılıyorum. İşte kumaş kullanımı, poliston kullanımı, saç kullanımı, farklı farklı materyaller olması her zaman hoşuma gidiyor. Mesela az sonra göreceksiniz, elindeki aletinin de gördüğünüz gibi deri benzeri bir ipi var yanında. Batman'in ön tarafında aslında burada çıkartmak lazımdı bunu ama ben çıkartmak istemiyorum. Şöyle aslında çıkarılabilir mi o ya? Şöyle bir, ha bak böyle oluyor. Güzel detay. Evet, böyle bir utility belti var. Tabii ki poçlar, işte bir takım gadgetlarını koyabilmek için yerler falan filan. Bu deri benzeri bir madde. Deri kullanmıyorlar. Onun dışında işte dizlikleri var. Üst tarafında şarjör girişi gibi gözüken poçlar var. Ve altta da boltları var. Boltların üzerinde çamur sıçramış detayları falan var. Gerçekten boya işçiliği hani çok kumaş olduğu için nadir gözükse de botlarda kaliteyi görüyoruz. Yine canlı yayınlarda bizi takip edenler SciShow'da bu işlerin nasıl yapıldığını izlediğimiz videoları hatırlayacaktır. Gerçek bir sanat önleyi. Şimdi ellere geçelim. Evet, Batman'imizin elleri, yine eldivenleri, gerçekten modellemeleri falan şahane duruyor. Şöyle bunu buraya takalım, üstünde konuşalım. Bu da buraya. Burada da tabii ki bu ne denir buna? Aslında bu battering ama üzerine bir yere tırmanmak için kullandığı alete çevirmişler. Bu da alt taraftan şuraya oturtuluyor. Yine modellemesi ve boya işçiliği oldukça güzel olmuş ki bu elindeki gadget, alet gerçekten çok keyifli gözüküyor. Bunu istediğiniz gibi siz şekillendirebilirsiniz bu arada. Ben böyle bırakarak kullanıyorum. Ya da burada daha fazla toplayarak hani aradaki mesafeyi de ip mesafesini de kısaltabilirsiniz.
Bunun üzerine şimdi kafaya oturtalım, kafayı koyalım yerine. Evet, geldik heykelin en can alıcı kısmına. Gördüğünüz gibi bir Rus beresi var Batman'imizin kafasındaki çizgi romanı okuyanlar. Ayrıca animasyonu da var bunun. Onu da izleyebilirsiniz. Bu görüntüyü hatırlayacaktır. Ben şöyle takayım, üstüne konuşalım. Yine modellemesi ve boya işçiliği muazzam. Ciltten doku renkleri çok güzel. Kulaklar buraya tutturulmuş gözüküyor. Bu detaylar çok hoşuma gitti. Tabii üzerinde böyle hafif bir hareketlenme modellemesi de var. O da gayet güzel. Tabii burada pelerin de gerçekten çok başarılı. Onu da söylemek istiyorum. Pelerinin yan taraflarında tel var. Siz bunu istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Nasıl burada sergilemek istiyorsanız o ayarı yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi paramparça olmuş pelerin. Artı detaylara baktığınızda yine çamur izlerini görüyoruz. Kirletilmiş ve kirlenmiş bir pelerin var. Ben çok beğendim. Genel anlamda bu heykelden çok memnunum. Hani 1-4'e olan sevgimi biraz daha arttırdı. Daha öncesinde de birçok 1-4 heykelim vardı ama bu hikayeyi de çok sevdiğim için ve Batman'i böyle farklı varyant şekillerde görmekten çok hoşlandığım için tercih ettim. Eğer siz de bunu koleksiyonunuza katmak isterseniz sanırım Jetbank'te bir tane var. Linki aşağıya bulursam koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Fiyatı da hala 1-4'lere göre bence alınabilir bir rakamda. Evet, genel olarak kafa modellemesinden çok memnunum ama bunun bir hikayesi var ki beni yusuflatmıştı. Ben bunu kargodan geldikten sonra hemen çekime hazırlamıştım. Ve çekime başlamıştım. Tabii kutuyu koydum, çıkartıyorum böyle tek tek parçaları. Kamera önümde akıyor kayıt. Kurdum. En son kafaya geldim, bakıyorum kafa yok abi. Yani kutunun her yerini aradım böyle. Panikledim, bembeyaz oldum. Arıyorum işte Sina'yı arıyorum, abi kafa yok diyorum. Şey, aldığımız adama mesaj atıyorum. Kafa yok diyorum, öyle diyorum, böyle yapıyorum. Cevap vermiyor bana, iyice panik oldum falan. Nasıl böyle moralim bozuldu? Bir de yani çekim anında oldu böyle. Neyse, sonra araya ya bir gün geçti ya da o günün devamında dedim ki ya ben bir internete gireyim de YouTube'dan bunun nasıl kurulduğuyla alakalı videolara bir bakayım. Eksik var mı? Yani ya da benim görmediğim bir şey var mı? Oradan sonra çıktı ki kutunun altında o şeyin muhafazanın altında bir yere koymuşlar kafasını ve pelerini. Abi yani yok böyle bir yusuflama bak. Gerçekten o gün döktüğüm teri başka hiçbir zaman dökmemişimdir ki o videolarda da görürsünüz. Bembeyazım böyle, vampir gibiyim ya. Vampir gibiyim. Yapmayın oğlum böyle şeyler. Söyleyin, burada değil kafa. Böyle de bir yusuflama hikayesi vardır bu heykelin. Aşağı yukarıda 45 santime yakın bir boyu var. Yani 1-4 ebatında. Ve hacimli bir heykel. Durduğu yerde de cüssesiyle güzel gözüküyor. Bunu da söylemek istiyorum. Evet, dediğim gibi Batman koleksiyonu yapıyorsanız, Batman karakterine aşinaysanız, çizgi roman related bir şeyler istiyorsanız ya da 1-4 topluyorsanız heykelimiz bu arkadaşlar. Kesinlikle koleksiyonunuza katmanız gerekiyor. Geldik videonun sonuna arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kanala abone olmayı ve zil açmayı unutmayın. Sosyal mecralarda bizi takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz ve Level dergisinde 2 ayda bir bizi okuyabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.